Sevgili şehirler, Ankara Sütlü Yoran'dan iyi günler diliyoruz. Ankara'da ilçelerle ilgili, belediye başkanlığı seçimiyle ilgili konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Gölbaşı'nda bir konuğumuz var. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim biz sizi tanıyoruz ama kendinizi tanıtarak başlayın programımıza. Buyurun efendim. Ben öncelikle Kanal 5'e ve sizlere, bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İsmim Mahmut Aksoy, Gölbaşı Hacı Muratlı Köyü doğumluyum. İlkokulu Gölbaşı, kendi köyümde, ortaokul ve liseyi Gölbaşı Doktor Şerafettin Tombulu Lisesi'nde okudum. Gazi Üniversitesi İktisadi Dairimler mezunuyum. Türkiye'nin büyük firmalarında satış ve pazarlama departmanlarında uzun yıllar görev yaptım. İç Anadolu'yu, Anadolu'yu karış karış gezdim. İnsan ilişkilerinde, iletişimde ciddi manada bunlardan faydalandık. Bunların bize katkısı oldu. Bunlarla ilgili çok büyük birikimimiz oldu. Bunun yanında Gölbaşı'nda işte inşaat sektöründe, eğitim sektöründe yabancı dil okulum vardı. Ve kafeterya, restoran işletmeciliğinde işletmelerim vardı. Ticaretle uğraştık. Uzun yıllardır da siyasetin içindeyim. Siyasetle uğraşıyorum. Hayatını hep Gölbaşı'nda geçirmiş, Gölbaşı'nda yaşamış. Gölbaşılı bir insanım. İnşallah Allah nasip ederse öldüğümüzde de cenazemiz Gölbaşı'nda defnedilecek. Hacı Muratlı Köyü'nde defnedilecek inşallah. Biz Gölbaşı'nda doğduk. Hayatımızı da Gölbaşı'nda geçiren insanlardanız. Hacı Muratlı deyince, Hacı Muratlı'yı ben iyi tanıyorum. Tanıyor iyi musunuz? Biliyorum. Evet, arka planımda da ben de Kafkas kökenliyim. Ha, iyi. Yabancı değilmişsiniz. Değil mi? Evet, yani Hacı Muratlı'da dostlarımız var. Evet. Başkanım, Gölbaşı Ankara'nın en güzide de görkemli ilçelerinden birisi. Ben üzülerek buradan söylemek istiyorum. Gölbaşı Ankara'dan yeterince faydalanamıyor. Bu kadar yakın olmasına rağmen. Bu benim kişisel tespitim. Ankara'da bazı ilçeler başkente önünü dönüyor. Bazı ilçeler de arkasını dönüyor. Aynen. Yani siz arkanızı döndüğünüz zaman, ikili münasebetlerde bile sırtınızı döndüğünüz zaman olumsuz etkileşiyorsunuz. Siz Gölbaşı'nda siyaset adına çözmek istediğiniz siyasetin size vereceği makamla çözmek istediğiniz Gölbaşı'nın sorunları nelerdir? Şimdi ben çok güzel bir konuya değindiniz. Hakikaten Gölbaşı'nın şu anki durumu benim içimi acıtıyor. Ya Ankara'ya 10 kilometre uzaklıktayız. Şurada Kızılay'da herhangi bir AVM'ye gidin, çevirin orada 10 kişiyi, 15 kişiyi. Ya bir tanesi Ankara'nın metropol ilçelerini sayın deseniz Gölbaşı'nı saymaz. Ama Ankara'nın zenginleri, varlıklı insanlar, Çankaya'da oturanlar, işte belli bölgelerdekiler cenazeler olduğu zaman 25-30 bin lira verip Gölbaşı'nda mezar alırlar. Yani ölüsüne bu kadar değer veren adam Gölbaşı'nda dirisiyle gelmiyor. Ticaretine katkısı yok, sanayisine katkısı olmuyor, ekonomisine katkısı olmuyor. Bu insanların kabahati hayır değil. Bu tamamen bizlerin suçu. Gölbaşı'nı yönetenlerin, Gölbaşı'nı bugüne kadar getirenlerin. Allah razı olsun, bir sürü artılar var, yaptıkları var ama yapamadıklarımız çok fazla. Gölbaşı'nın ticarette, turizmde, tarımda, hayvancılıkta, sanayide inanılmaz imkanları var. Ama bunların hiçbirini maalesef hayata geçiremedik. Hiçbirisi oturmadı. Şimdi Allah vergisi bir gölümüz var. Evet, İnsanlar yapay göl yapıyor ve etrafına insanları topluyor. İşte Susuz Göleti gibi düşünün. Ama bizim elimizde Mogan Gölü var. Bunun bir kısmını Büyükşehir aldı, bir kısmı bizde. Biz inşallah Mansur Bey de Büyükşehir'i kazanacak. Biz de Gölbaşı'nı kazanacağız. Gölün iki tarafını, iki yakasını birleştireceğiz. Bunun etrafında koşu yollarının, bisiklet yollarının, yürüyüş yollarının olduğu, kafeteryaların, restoranların, çay bahçelerinin olduğu, ücretsiz internetin olduğu, işte organik pazarın, sanat sokağının olduğu, kınalı eller pazarlarının olduğu, köy Gölbaşı'da yaşayan hanımların, bayanların ürettiği ürünleri satabileceği kınalı eller pazarının olduğu, Gölbaşı'nın ticaretine katkı veren bir yer haline getireceğiz. Gölbaşı aslında insanların çok rahat ulaşabileceği, çok rahat vakit geçirebileceği, yaşayabileceği, artı değer katabileceği bir yer olmasına rağmen maalesef biz bundan hiçbirini yapamadık. Biz inşallah önümüzdeki dönem nasip olur gelirsek biz bunları yapıp Gölbaşı'nı Ankara'yla buluşturacağız. Gölbaşı'nı Türkiye'nin en önemli ilçelerinden, en marka yerlerinden biri haline getireceğiz. Peki siyaset nasıl gidiyor? Sahadasınız, dönüşüm nasıl?
Çalışmalarınız az, seçim çalışmaları 10 gün kaldı. Neler var? Şimdi biz 50 gündür, 52 gündür falan sahadayız. İnanılmaz bir ivme yakaladık. İnşallah 1 Nisan sabahı da Mart'ın sonu bahar olacak. Biz seçimi alacağız. Buna inanıyoruz yani. Geldiğimiz nokta bu. Biz burada seçimi alacağız. Vatandaşın bizlere karşı ilgisi, alakası çok iyi. Kampanyamız çok tuttu. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Belli programlar dahilinde bu ekibimizin hazırladığı işte görsellerle, saha çalışmalarıyla bunlarla beraber vatandaşımıza ulaşıyoruz. İyi bir seçim koordinasyon merkezimiz var. Buranın başındaki arkadaşlarımız, abilerimiz gerçekten siyasette göl başında belli tecrübesi olan, birikim olan insanlar. Onlarla beraber yürüyoruz. İmece usulüyle, Allah rızasıyla, herkesin katkısıyla, herkesin desteğiyle bir program dahilinde çalışıyoruz. 50 günde inanılmaz bir mesafe kat ettik. Şu anda seçimi alacağımıza %100 inanıyoruz. Allah'tan bir keder gelmezse biz 1 Nisan sabahı Gölbaşı'nda İyi Parti'nin belediyesiyle uyanacağız. Gölbaşılı niye oy versin size? Şimdi Gölbaşılı bize niye oy versin? Bizim Gölbaşı'nla ilgili hayallerimiz var. Evet. Yapmak istediklerimiz var, yapacaklarımız var. Şimdi ben Gölbaşı'nın bir kasaba olmasından hakikaten hicap duyuyorum. 140 bin nüfusumuz var. Aslında Türkiye'deki 50-60'ta 50'nin üzerinde ilden daha büyük bir şeyimiz var. Bölgemiz var. Metropol ilçeler içerisinde en büyük toprak sahibi olan, toprağı olan ilçe biziz. Tarımı, sanayisi, hayvancılığı, ondan sonra turizmi, bunlarla ilgili bir sürü alanları var. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Biz bunları yapmaya talibiz. Gölbaşı'nın ciddi manada imkanları var. Ekonomik imkanları var, işte rantı çok büyük. Zaten en büyük iş ranttan dönüyor. Rant gidiyor ama Gölbaşı'nda yatırım olarak hiçbir şey dönmüyor. Biz Gölbaşı'nı tanıyoruz. Gölbaşı'nın sorunlarını da biliyoruz, çözüm yollarını da biliyoruz. Aslında çözüm yolları çok kolay. Gölbaşı'nda çok fazla bir şey harcamanıza, çok fazla ekonomik değil olarak bir şeyler yapmanız. Şimdi şunu söyleyeyim, mesela tarımla ilgili sizlere örnek vereyim. Evet. Şimdi Gölbaşı'nda bizim 48 tane köyden dönen mahallemiz var. Ve bunların %95'inden, 97'sinden hala imar geçmedi. Biz buraları, Mansur Bey'le projelerimizle birbiriyle uyuşuyor. Kafa yapımız, üretimle olan ilgili projelerimiz de birbirine uyuşuyor. Biz orada 10-12 bin dönümlü Kızılırmak'tan gelen suyun, Kesiköprü'den gelen suyun tarımda kullanılmasıyla 10-12 bin dönümlük arazinin sulanması, burada tarım sulu tarıma açılması, organik tarıma açılmasıyla beraber tarımsal alanda büyük bir girdi sağlayacağız. Burada ürettiğimiz ürünlerin Gölbaşı'nda organik pazar kurarak, belediyenin de şirketlerindeki iş alanlarını genişleterek buradaki ürünlerin alıcısı konumuna geleceğiz. Vatandaşımızın elinde ürün bırakmayacağız. Biz bunları Gölbaşı'ndaki kendi pazarlarımızda Gölbaşı Belediyesi ile beraber pazarlayacağız. Yine hayvancılık konusunda bizim bacasız sanayi dediğimiz bölge içerisinde kesimhanesi olan, soğuk hava depoları olan canlı hayvan pazarı oluşturacağız. Bala, Gölbaşı, Haymana, Evren, Koçsar, bu bölgenin canlı hayvan pazarını Gölbaşı'ndan idare edeceğiz. Orada yeterli canlı hayvanla ilgili, tarımla ilgili, hayvancılıkla altyapı var değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hepimiz çiftçiyiz. Ben de köy çocuğuyum. Köylerimizde maalesef 15-20 sürü varken bugün bir sürüye, iki sürüye düştü. Üretim tamamen düştü. Tarım zaten bitti. Bakın şu anda Gölbaşı'nda inanın 300 tona yakın nohut var. 2,5 liradan, 3 liradan insanlar nohutunu satamıyor ya. Ellerinde duruyor. Ve bu nohutlarımız, şimdi gidin bir markette 12-13 liradan, 14 liradan aşağıya nohut bulamazsınız. Şimdi çiftçi bir dahaki sene nohut eker mi? Niye eksin? Daha geçen yılki nohutunu satamamış insanlar. Ellerinde kalmış bu ürünler. Biz bunların alıcısı olacağız. Sertifika vereceğiz bunlara. Çiftçimizin ürettiği ürünleri Gölbaşı'nda paketleme tesislerimizi kurarak belediye kanalıyla bunların tanzim satışlarda, oradaki mağazalarda satılmasını sağlayacağız. Gerekirse Ankara'daki marketlerin bu ihtiyaçlarını Gölbaşı Belediyesi olarak biz buradan Ankara'ya halledeceğiz. Ankara'ya yakınlığını kullanıyoruz. Tabii yani 6-7 kilometre. Şimdi büyük firmaların çoğunun deposu Gölbaşı'nda. İşte Migros'un falan depoları, büyük firmaların depoları Gölbaşı'nda. Biz bunları inşallah, bunlar da üretimini yapıp
göl başındaki çiftçiye, esnafa, vatandaşa para kazandıracağız. Yine burada ürettiğimiz canlı hayvan pazarındaki kesimhanemizde ürettiğimiz etlerimizde göl başında eski belediyenin olduğu alanın arkasında eskiden kasapların olduğu bölgeyi kasaplar sokağı haline getireceğiz. Ankara'ya hijyenik, sağlıklı, ucuz et vereceğiz. Hem benim vatandaşım kazanacak hem Ankaralı insanlar kazanacak. Bunların sahilde belediyenin karşısında kurduğumuz organik pazarımızla Kınalı Eller pazarımızda bu ürünlerimizin buralarda satılmasını sağlayacağız. Ankaralı'ya ucuz et, süt, yumurta, işte ne ürün varsa peynir, domates, salatalık bunların hepsini biz kendimiz üretip satacağız. Bu pazarlarımız 7 gün faaliyette bulunacak. Ankara'daki insanlar, çevre ilçelerdeki insanlar Gölbaşı'na ticaret için gelecek. Biz bunları yaptığımız zaman zaten Gölbaşı'nın ekonomisine artı değer katacağız. Gölbaşı'nın da bize oy vermesi için sebepler bunlar. Biz Gölbaşı'nı yaşanır bir kent haline getireceğiz. İnsanların bir arada olduğu, sosyalleştiği, gölün kendi ana eksen olacak gölü kullandığı, gölün etrafındaki işte eğitim alanlarıyla, kültür alanlarıyla, turizm alanlarıyla işte gölü kullanılır hale getireceğiz. Gölbaşı'nda su sporlarının önünü açacağız. 4 tane üniversitemiz var bizim. Bu üniversitede 20 bine yakın öğrencimiz var. Maalesef bunları göl başında tutamıyoruz. Oradan otobüslere biniyorlar, dolmuşlara biniyorlar, Ankara'ya gidiyorlar. Biz bunları inşallah göl başında kalacakları, göl başında 10 bin öğrenciyi bırakır da onlarla para göl başına bırakmalarını sağlarsak günlük 100 bin lira ekstra para girecek göl başına. Üniversite öğrencilerinden yeteri kadar yararlanamıyor değil mi? Kesinlikle yararlanamıyoruz. 20 bine yakın öğrencimiz var. Dün akşam bir site toplantısında Ankara Üniversitesi'nden bir hoca dedi ki sadece bize yabancı dillere yılda 8-9 bin öğrenci geliyor dedi. Yani bu kadar büyük rakamlarla biz burada maalesef bunlardan hiçbir katkı sağlayamıyoruz. Gölbaşı'nın bizi seçmesi için neden çok fazla. Biz bu insanları ticaret yaptıracağız. Bu insanların Gölbaşı'nda kalmasını sağlayacağız. Bunların sağlıklı yaşamasını sağlayacağız. Huzurlu yaşamasını sağlayacağız. Gölbaşılılık ruhu oluşturacağız. Bakın Gölbaşı üçe bölünmüş vaziyette. Bizim İncek tarafımız var. Bir Park Emir, Toki tarafımız var. Bir de merkezimiz var. Eğer bu gölü ve etrafını kullanabilir, sosyal donatılarını koyarsak insanların Gölbaşı'na gelmesini sağlarız. İncek'tekiler Ankara'ya gidiyorlar. Sinemaya oraya gidiyorlar. Gölbaşı'nda 140 bin nüfus var ve bir tane sinema yok. 70'li yıllarda Gölbaşı'nda bir açık hava sineması, bir de kapalı. Tiyatro da yok zaten. Hayır yok. Sinema olmayınca. Kültür merkezlerimiz var. 6-7 tane merkezde kültür merkezimiz var. Hepsi kapalı. Sadece düğün, nişan ve kına gecelerinde çalışıyor. Bir de bayağı da düğün salonu var Gölbaşı'nda. Gölbaşı biraz düğün salonları merkezi haline geldi. Biraz daha bu Haymana yolu üzerinde ciddi manada düğün salonları var. Yazın bunlarda herhalde bir 3-4 bin düğün oluyordur diye düşünüyorum. Tam sayısını bilmiyorum ama orada bir sektör de oluştu. Ciddi manada çalışanı var. Orada da o sektör gelişti. Demek ki başkentin ekonomik potansiyelini orada değerlendirmek mümkün. Kesinlikle, kesinlikle. Yani 10 kilometre ne demek yani? Ya 10 bile değil. İnanın Çankaya'dan 6 kilometre, 7 kilometre. Yani Gölbaşı o kadar çaresiz ki yani bu kasaba halinde şu anda ve insanın içini bu acıtıyor. Şimdi bakın, geçen akşam bir toplantıda bir vatandaşımız diyor ki Turan Güneş'te çalışıyorum diyor. Park Emir'e bizim Gölbaşı'nın arkasındaki TOKİ konutlarına 2 saat 15 dakikada gelmiş. Ya oradan oraya nasıl gelir? Bir tane otobüs yok Çankaya'dan Gölbaşı'na inen. Adam oradan Kızılay'a gidecek. Kızılay'dan otobüse binecek. Otobüsle Gölbaşı'na gelecek. Gölbaşı'ndan TOKİ'ye geçecek. Yani ulaşımı sorun. İnsanların kültürel faaliyetleri sorun. Çocuklarını alıyor hafta sonu oldu mu insanlar işte AVM'lere gidiyor, bir sinemaya gidiyorlar, bir alışveriş merkezinde çocuklarının karnını doyuruyorlar, gezecek yer var. Gölün kenarına gelip ne yapacak insanlar? Yani bir yarım saat gölü gezersin, sonrası yok. Bizim tesis eğer bu, olmalı değil mi? Evet, aynen öyle. Biz Gölbaşı'nda üniversitelerin de hayatını orada idame ettirebileceği, işte altında çamaşırhanesinin olduğu, okuma salonlarının olduğu, sinemaların olduğu, restoranların, kafeteryaların olduğu bir alışveriş merkezini hayata geçireceğiz. Ankara'ya gidecek insanların Ankara'dan ziyade kendilerine daha yakın olan Gölbaşı'na gelip ticari faaliyetlerini, işte sanatsal faaliyetlerini, sosyal faaliyetlerini orada yapmalarını sağlayacağız. Peki bu projelerinizi biraz daha açacağız ama
Nasıl yerine getireceksiniz? Finansman konusunu nasıl çözeceksiniz? Aslında bunların çok fazla finansmanla alakası yok. Yani şöyle söyleyeyim, Gölbaşı Türkiye'nin belki de kendi kendine yetebilecek 15-20 ilçesinden biri. Ekonomik olarak çok büyük artıları var. Önemli olan buradaki Gölbaşı'nın bütçesini sağlıklı kullanmayla, burada bir şeyleri hedeflemeyle, istemeyle, ekiple alakalı. Bizim bunu yapacak ekibimiz var, bunu yapacak kadromuz var. Biz bunlarla beraber işte organik pazar diyoruz, sulu tarım diyoruz. Ya bizim arazilerimiz var, arsalarımız var, tarlalarımız var. Bunları satacak yerlerimiz yok. Biz bunları öncülük edeceğiz. Bunlar çok fazla para isteyen şeyler değil. Yani bir bina yapacaksın sadece bu ürünlerin satılacağı bir alan. Evet. Biz bu bölgelerimizde ata tohumlarımızla, hibrit tohumla üretim yaptırmayıp ata tohumlarımızla biz insanlara bu tohumları üretip belediyenin kendi imkanlarıyla kendi testlerine bu ata tohumlarımızı üretip soğanımızı, domatesimizi, patlıcanımızı, biberimizi, bu ürünlerimizi ata tohumlarımızla tohumu ücretsiz vererek bu üretimi yaptıracağız. Yine bizim geçmişteki ata tohumlarımıza döndüreceğiz. Bu insanların burada para kazanmalarını sağlayacağız. Ürettirdiğiniz zaman, bu yerde satacak imkanı verdiğiniz zaman, elinde kalan ürünü alma garantisi verdiğiniz zaman, yani bunlar çok fazla paralarla olmayacak. Arazi verimli. Tabii arazi verimli. Bir de 12 bin dönüme yakın araziyi sulayabilecek duruma geleceğiz. Yarın bu barajdan gelen su, Bolu tarafından gelen su Ankara'ya girdiği zaman zaten onu da hemen hemen bitmek üzere. Şey tamamen Kesik Köprü'den gelen su, Kızılırmak suyu boşa çıkacak. Biz bu suyu sulamada kullanarak büyükşehirle beraber tarımsal üretimde tarımsal üretimimizi arttıracağız. Köylümüze, çiftçimize para kazandıracağız. Bizim köylülerimiz, ben oradan bir köydenim, her sene tarla satarak yaşıyor. Hayatını öyle idame ediyor. Şimdi ekiyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Ürün elinizde kalıyor. Yaptığınız hiçbir faaliyetin sonucunda gelir elde etme şansınız yok. Maalesef şu anda köylerimizin şöyle bir sıkıntısı daha var. Tarla satmak istiyorsunuz, siz köysünüz, tarlanızı satamazsınız deniyor. Ahır mahalle yapalım, kümes yapalım diyorsunuz, siz mahallesiniz kardeşim, olmaz diyorlar. Yani köylünün şu anda inanılmaz bir sıkıntısı var. Bizler mahalle miyiz, köy müyüz belli değil. 48 tane bu durumda olan mahallemiz var bizim. Ve bunların hepsi tarıma müsait yerler. %95-98'inde tarım yapma şansımız var. Ve bu ürünler... Belki o daha çok konut alanında yazın gidilen villaların bir katkısı var mı? Şimdi bunlardaki doluluk oranı, şu anda seçim dolayısıyla bunların çoğunu geziyoruz, o villaların 65-70-75 civarlarında doluluğu var. Doğalgaz gitmiş olanlarda ciddi manada bir oturum var. Buradaki en büyük sıkıntı işte Park Emir, TOKİ tarafında söylediğimiz ulaşım sıkıntısı maalesef bu tarafta işte Taşpınar, İncek, Kızılcaşar, Tulumtaş, Hacılar, Balıkpınar, bu bölgede, bu eksen içerisinde de ulaşımla ilgili ciddi sıkıntılar var. Otobüs işlemiyor. Oradan Gölbaşı'na geliş gidiş yok. Ankara'ya geliş gidiş yok. Çok sıkıntılı. Gölbaşı ile birleşemiyorlar. Biz bu, eğer bunun büyük şehirle bu ulaşım sorununu halledebilirsek, bu insanları Gölbaşı'na ve Ankara'ya, Gölbaşı'ndan Ankara'ya, Ankara'dan Gölbaşı'na gelirken o hat üzerinden getirebilirsek, oturan sayısını da arttıracağız. Bunların çalışanları var. Oralara gidemiyorlar, gelemiyorlar. Kışın daha da sorun oluyor. Yazın bunlar daha çok oturuyorlar. Yani %90'lara ulaşan bir doluluğa ulaşıyor. Ama şu anda da doğalgaz olanlarda %65-70 civarında doluluk oranı var. Efendim siz belediye meclis üyenizde listede nasıl bir oluşum yaptınız? Şimdi biz Millet İttifakı olarak Gölbaşı'nda, ben Millet İttifakı'nın adayım. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin adayı olarak çıktım. Bizim listemizde Millet İttifakı'nın listesi. Yalnız biz burada bir aşama daha ileriye gidip Millet İttifakı'nı Gölbaşı İttifakı'na döndürdük. Biz de her siyasi partiden Gölbaşı'nda bir altyapısı olan, birikimi olan, işte bilgisi olan, Gölbaşı ile ilgili hayalleri olan, hedefler olan, idealleri olan insanlarla bir araya geldik. Biz de işte MHP'den, AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Büyük Birlik'ten, arkadaşlardan oluşan bir meclisimiz var. Gerçekten donanımlı, bilgili, bölgesine sahip, Gölbaşı'nın sorunlarını bilen, liyakat sahibi arkadaşlarımızla beraberiz. Biz Gölbaşı'nı bu arkadaşlarımızla yöneteceğiz. Bunun yanı sıra biz inşallah geldiğimiz zaman kent konseyini hayata geçireceğiz.
Gölbaşı'ndaki üniversitelerden, esnaftan, iş adamlarından, meclisten, bunların tamamından, STK'lardan oluşan kent konseyimizde Gölbaşı'nda yapacak bütün işlemleri biz beraber, yapacağımız bütün işlere, bütün yatırımlara beraber karar vereceğiz. Ortak akıllı kullanacağız. Ortak akıllı kullanacağız. Hep beraber yapacağız. Meclisimizin burada katkısı bize çok büyük olacak. Çünkü gerçekten donanımlı, bilgili, yani Gölbaşı'nda her biri belediye başkanı adayı olabilecek arkadaşlarla beraber bir meclis oluşturduk. İnşallah bunlarla beraber de biz Gölbaşı'nda çok büyük işlere imza atacağız. Efendim siz bildiğim kadarıyla Gölbaşı'nda kendi içinde birbirini tanıyan, siyaseten farklı olsa da düşünceleri, karşılaştığında selamlaşan, çay içen bir yapıya sahip Gölbaşı değil mi? Şimdi teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, biz 140 bin nüfuslu bir kasabayız aslında. Evet. Kötü yanları da var, iyi yanları da var. İyi yani biz akşam olduğumuz zaman işte diğer siyasi partideki arkadaşlarımızla bir kafeteryada oturabiliriz, bir çay içebiliriz. İşte bir cenazede aynı safta oluyoruz, bir düğünde beraber olabiliyoruz. Aramızda gerçekten iyi bir hukuk var, iyi bir arkadaşlık var. Seçimler oluyor. Yani gerçekten naif, nazik, nezaket kuralları içerisinde seçimler geçiriyoruz. Burada diğer partilerdeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hep beraber güzel bir seçim geçiriyoruz. Geçmişte de öyle olmuştu, şimdi de öyle oluyor. Hiçbir kırıcı davranış. Hayır, hiçbir şey olmuyor. Yani birimizin brandasını kestilerse o ona haber veriyor. Ya sizin brandayı kesmişler diyor. İşte aldılarsa almışlar diyor. Ya bu konularda birbirimize şey yapıyoruz, destek oluyoruz. Yani sıkıntı olmuyor. Peki belediye yönetim şekliniz nasıl olacak? Nasıl ilkeleriniz var? Kırmızı çizgileriniz neler? Şimdi biz belediyecilikte öncelikle şunu yapacağız. Bizim kapımız 24 saat açık olacak. Telefonlarımız 24 saat açık olacak. Biz belediyede çalmayacağız, çaldırmayacağız. Allah rızası için yapacağız. Biz günün sonunda bize şunu vatandaşımız derse ki Allah razı olsun bunlar geldiler. 5 yılda iyi şeyler yaptılar. Burada herhangi bir çaldırmadılar, çırptırmadılar, adam gibi iş yaptılar derlerse bizim en büyük kazancımız bu olacak. Bizim temel hedefimiz bu. Bizim Gölbaşı'nı yönetirken, Gölbaşı Belediyesi'nde şu anda devraldığımız, alacağımız bütün arkadaşlarımızın hepsiyle beraber çalışacağız. Onların işleri bizim işimiz. Onların evlatları bizim evlatlarımız. Kimsenin burnu kanamadan, kimse işinden olmadan bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Bugün yine Fen İşleri'nde sabah beraber kahvaltı yaptık. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Biz bu insanların diğer büyük şehir merkez belediyelerin işte metropol ilçelerdeki Kızılay gibi, Çankaya gibi, Mamak gibi onların aldığı ücretlerle bütün çalışanlarımızı işte memurlar, oradaki memurlarla, işçi arkadaşlarımız, sözleşmeli arkadaşlarımız bunların şartlarını onlarla aynı seviyeye çıkartacağız. Onların sosyal hayatlarını, onların gelirlerini yükselteceğiz. Ben Gölbaşı Belediyesi'nde müdür olarak çalışacağım arkadaşlarımın hepsinin Gölbaşı'nda oturmasını istiyorum. Gölbaşı'nda oturmayan bir arkadaşıma da bu konuda yetki vermeyeceğim. Akşam olduğu zaman Gölbaşı'ndaki pazara gidecek, Gölbaşı'ndaki manava gidecek. O lamba yanmıyorsa bilecek, o parkta sıkıntı varsa görecek, o gölün kenarına bir problem varsa bilecek. Müdür arkadaş da benimle beraber Gölbaşı'nda yaşayacak. Böyle olursa başarılı oluruz. Bizim kafamızdaki Gölbaşı yönetme şeklimiz bu. Peki kimlerden oy istiyorsunuz? Gölbaşı'ndaki 90 bin seçmenin evet. Tamamından istiyoruz. Yani siyasi ayrım gözetmek. Hayır. Biz Gölbaşı'nda siyasetten biz orayı yönetmeye talibiz. 140 bin nüfusun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. Allah kısmet eder seçildiğimizde de biz rozetimizi çıkartıp 140 bin insanın oradaki hizmetçisi olacağız, hizmetkarı olacağız. Onun için de o 140 binin içinde oy verebilecek her vatandaşımızın da oyuna talibiz. Herhangi bir işte AK Parti'den oy alırım, MHP'den oy alırım, CHP zaten gibi bir sınırlamanız? Yok. Hepsinden alacağız. AK Parti'den de alacağız. Zaten onlardan oy almamız lazım. MHP'den de alacağız. Ya hepsinden oy alacağız. Sizin siyasi geçmişinizde neler var efendim? Nerelerde görev yaptınız? Siyasi olarak 99'dan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe teşkilatlarında görev aldım. İki dönem belediye gördük. İşte 2011'den 17 sonuna kadar da 6 yıl civarında Milliyetçi 6-6,5 yıl Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı yaptım. Siyasette hep içinde bulunduk. Diğer partilerle de hep ilişkilerimiz oldu. Bizim mahallelerimizin, köylerimizin düğünlerinde, cenazelerinde
hac yemeklerinde, her şeylerinde bulunduk. Herkesten iç içeyiz, herkesi tanıyoruz. Bizim için AK Partili olmuş, MHP'li olmuş, CHP'li olmuş çok önemli değil. Biz onlara hemşerimiz gözüyle bakıyoruz. Hepsinin de oyuna talibiz. Hepsini de oyuna alacağız inşallah. Peki Gölbaşı'nın genel sorunları derken ticari hayat nasıl efendim orada ticaret? Şimdi Gölbaşı'ndaki ticari hayat maalesef şu anda Türkiye'deki ticari hayat gibi. Türkiye'deki sıkıntıların aynısı orada da var. İşsizlik var, pahalılık var, geçim sıkıntısı var. İnanılmaz derecede insanımız bu sıkıntılarla boğuşuyor. Bu sıkıntıların içinde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Esnafımız ciddi manada sıkıntı. İşte esnaf geziyoruz. Esnafımız saat 2 olmuş, 3 olmuş, daha siftah yapamamış. Dükkanını açamamış. Dükkanına bir tane müşteri girmemiş. Bugün sanayiyi gezdik. İnan çoğu dükkanda komşusuna çay içmeye gitmiş. Yok çay ocağına gitmiş. Niye? İşi olmadığı için. İşi olan insan dükkanını terk eder mi? Dükkanından çıkar mı? Biz bu öğrencileri Gölbaşı'nda tutarak, tarımı hareketlendirerek, hayvancılığı hareketlendirerek Gölbaşı'nın ticaretine katkı sağlamak istiyoruz. İşsizliğini önlemek istiyoruz. İşsizlikle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Türkiye'de 13 küsürlere çıkmış bir işsizlik var. Bu bizde de söz konusu. Biz bu konularda istihdam müdürlüğü kuracağız ve bundan Gölbaşı'ndaki iş yerlerinde işte büyük fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var. Bunların gerekli personel ihtiyacını biz karşılamaya çalışacağız. Yine bu istihdam müdürlüğümüz sayesinde kanalıyla Gölbaşı'nda şey var. Organize bacasız organize bölgemiz var. Bu bölgede yatırım yapacak insanları o bölgeye çekip onların altyapısını işte gerekli belediyenin yapacağı bütün çalışmaları yapıp onların buralara yatırım yapmasını sağlayacağız. Buralarda bizim işsiz insanlarımızı istihdam merkezimiz kanalıyla onların istediği vasıflarda elemanları yetiştirip onların oralarda işe girmelerini sağlayacağız. Gölbaşı'ndaki işsizlik sorununu inşallah bu şekilde çözmeyi düşünüyoruz. Gölbaşı'nın değerleri var. Andezit taşı gibi orayla ilgili o alanda istihdam, o alanda yatırım, belediye ile işbirliği halinde neler olabilir? Şimdi bizim bir festivalimiz var. Sevgi Çiçeği, Andezit ve Göller evet. Festivali. Yani Sevgi Çiçeğimizin sağ olsun mevcut belediye başkanımız onun şeyini aldı. Markalaştırdı. Onu becerdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Andezit ile ilgili maalesef bu Ankara'da üretilen Ankara taşı. Yani Gölbaşı'nda bile kaldırımlara giden bakın siyah siyah betonlar var. Biz orada bile andezit taşını kullanamamışız. Biz yapacağımız bütün yatırımlarda, bütün işlerde bu andezit taşını kullanacağız. Belediye yine, olarak birinci evet, öncelik. Önce ben kullanmadığım bir taşı niye başkası kullansın ya? Yani Gölbaşı Belediyesi kendinden çıkan taşı andezit olarak kullanmazsa başkasının bu taşı kullanma şansı var mı? Yok. Biz öncelikle andezit taşını bütün Türkiye'ye tanıtacağız. Bu sanat sokağı yaptı bugün Sayın Başkan, bugün açılışını yaptık. O bölgede inşallah andezit fabrikaları içinde bir alan yapıp, bir sergi alanı yapıp onlara bir showroom sağlayacağız. Onların ürünlerini sergileyebilecekleri bir alan da orada oluşturacağız. Andezit taşımızı bütün belediyelerin kullanabilmesi için biz belediye olarak öncülük yapacağız. Referans olacağız. Bunları onlara pazar yaratacağız. Pazar oluşturacağız. Bunu yaparsak bizde ciddi manada fabrikalar var. Gittik gezdik. 300 kişinin çalışacağı fabrikada 25 kişi çalışıyor. 10 kişi çalışıyor. 60 kişinin çalışacağı fabrikada 4 kişi çalışıyor. İş yapamıyorlar. İş yok. Ekonomi durmuş. Büyük büyük devasa fabrikalar, 300-400 kişinin çalışacağı fabrikalar. Biz bunların hepsini harekete geçireceğiz. Peki yeşil alan konusunda görüşlerin nelerdir? Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıyı maalesef Gölbaşı'mızda yaşıyor. Her taraf beton olmaya başladı. Büyük büyük bloklar işte Gölbaşı'nı siz de biliyorsunuz. O İncek tarafında, Kızılcaşar, Taşpınar'da villaların yanında 48 katlı, 30 katlı, 50 katlı binalar yükseldi. Yani Gölbaşı'ndaki alan çok fazla. Türkiye'de belli bölgelerde dikine yapılaşma olabilir ama Gölbaşı'nın yapılaşmaya geçmesi lazım. Bu şekilde çok kattan ziyade daha böyle 8 katlı, 6 katlı gibi en yoğun yerlerde bile bu katlara dönülüp yeşil alanın korunması, Gölbaşı'ndaki alanların, bakir alanların yeşillendirilip
buraların daha sağlıklı bir kent olmamızda bize katkı vermesini sağlamamız lazım. Bu imarla da bağlantılı değil mi? İmar da önemli. İmarla da bağlantılı da şimdi şöyle bir şey var. İmar tadilatlarıyla da imarlar bozuluyor. 5-6 tane 1500'lük birleştirilip vasfı bozulup iş yerine 30-40 katlı binalar yapılıyor. Yapıldı da Gölbaşı'nda maalesef bu, bilhassa İncek bölgemizde böyle sıkıntılar var. İmar açacağımız yerleri açamadık. İşte Örencik tarafı, Gerdere doğru, Karaoğlan'ın o arka tarafı. Aslında imarı açsak, yapılanmayı o tarafa kaydırabilsek bu sorunların çoğunu aşacağız. Yalnız İncek'teki, İncek, Kızılcaşar, Taşpınar o bölgedeki çok katlar tamamen Büyükşehir kanalıyla geçmişte yapılmış yapılanmalardı. Bunlar da Gölbaşı'nın ve o bölgenin silüetini çok kötü bir şekilde bozdu. İnşallah onda kalır. Bundan sonra o tip yapılanmalara gidilmez diye düşünüyoruz. Gölün temizliği de önemli değil mi? Geçen yıl sağ olsun başkan başladı o işi. Belli bir alana kadar geldi. Şu anda durdu. İnşallah bu şeyde tekrar başlar diye düşünüyoruz. Yalnız burada bizim bir eksikliğimiz var. Bunu Gazi Üniversitesi'nde bu işlerle ilgilenen hocalardan öğrendiğim bir şeyi söyleyeyim size. Tamam dip temizliği yapılabilir ama Gölbaşı Belediyesi'nin yapması gerektiği şey yüzey temizliğini yapmamız lazım. Şu anda yüzey temizliği ile ilgili hiçbir çalışma yok işte. Gölbaşı'na gidin görürsünüz. Gölün kenarında şu sahil kısmında kenarlarda çöpler var, su şişeleri var, işte kamışlar var. Perişan vaziyette. Yani en azından biz yüzey temizliğini yapsak dip kirliliğinin de bir nebze olsun önüne geçmiş oluruz. Biz öncelikle geldiğimiz zaman bu yüzey temizliği ile ilgili ciddi bir çalışma yapacağız ve gölün yüzey temizliğini başaracağız. Efendim festival dediniz de belediyelerin böyle çok paralar harcayarak festivaller yapmasını etik buluyor musunuz? Şimdi 150 bin liraya sanatçı getirirseniz etik bulmuyorum ama sizin kendi yerel sanatçılarınız var, kendi yetişmiş insanlarınız var. Bunlardan yararlanırsanız işte buraları Gölbaşı'nın şöyle bir güzelliği var. Gölün kenarında yapıyorduk biz burayı. Biz yine orada yapacağız bu festivallerimizi. Burada böyle çok paraların harcandığı değil ama oranın ticaretine, ekonomisine, sosyal hayatına katkı sağlayacak festivallerin bir zararı olacağını düşünmüyorum. Parayı harcarken dikkatli kullanmak lazım. Yani 150 bin lira bir sanatçıya verip de oraya getireceğiz veya bir iki sanatçı. Bunu daha küçük bütçelerle işte o alanlar içinde biz inşallah gölün kenarında amfiteyatro da oluşturacağız. Haftanın belirli günleri orada sinema gösterileri yapacağız. Mahalli sanatçılarımızın orada konserler vermelerini sağlayacağız. Tabii bunun dışında Gölbaşımızın dışında da sanatçıları getireceğiz ama ben iktisatçıyım da yani o kadar parayı hiç kimseye vermem kolay kolay. Peki projeleriniz arasında gençler için, çocuklar için, hanımlar için neler var? Şimdi gençler için şöyle bir şey düşünüyoruz. Gölbaşı'nda şöyle bir güzelliğimiz var. Girişte mezarlığı geçtikten sonra bir alanımız var. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi diye. Burada kapalı spor salonumuz var. Yüzme havuzumuz var, çim sahamız var, sentetik sahamız var, halı sahalarımız var. Yanında iki katlı işte kafeteryası, restoranı olan, şimdi derslikleri olan idari binamız var. Ama burası yani çok atıl durumda duruyor. Biz inşallah en az 30-35 tane branşta işte yüzme, futbol, güreş, voleybol, handbol, atletizm sayabileceğiniz böyle bir sürü sporda gençlerimizin ve çocuklarımızın orada Gölbaşı Spor Akademisi, Gölbaşı Belediyesi Spor Akademisi kurup bunların burada eğitimini yapacağız. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Kötü alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlayacağız. Bunlarla inşallah 3-5 yıl içerisinde Gölbaşı Belediyesi yetiştirdiği bu gençlerle Türkiye şampiyonları çıkartacak. Olimpiyatlara katılan, dünya şampiyonlarına katılan gençler çıkartacak duruma getireceğiz Gölbaşı'nı. Atasporunu tabii ki, tabii ki güreşti, işte bokstu, judoydu, tekvando. Yani ama futbola fazla girmek. Futbola da girerim. İyi de bir futbol seyircisiyim. Ama yani belediyelerin futbolla uğraşması biraz külfet getiriyor diye düşünenler de var da. Ya altyapınızı kendiniz çalıştırırsanız çok o kadar külfet getirmez. Yani biraz üretirim de diyorsun. Evet yani bunu biraz da kendiniz üretirseniz, şimdi hep dışarıdan getirirseniz olmaz. Yani şimdi kendiniz de üretirseniz, Gölbaşı'nda da böyle bir ciddi altyapı var. 140 bin nüfus var yani. Futbol 11 kişiyle oynuyor. 140 binin içinde 20 tane iyi adam çıkartırsınız. Bu yani biraz da sizin elinizde. O zaman futbol olmazsa olmazımız diyorsun. Futbol yalnızca futbol değildir. Ben onu biliyorum yani. Evet.
O ilin, o ilçenin tanıtımı demek değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi... İki kanattan birisi. Akhisar Spor'u düşünün. Yani Manisa ortada yok ama Akhisar Spor Avrupa'da oynadı. Yıllarca bu mücadeleyi verdi. Şimdi Akhisar'ı herkes biliyor. Evet. Sporun içindeki insanlar biliyor. Bir tane ilçe çıkmış, yıllardır birincilikte mücadele ediyor. Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii ki bu kadar deli bütçelerle bu işler olmaz ama bunun bir şeyi olmalı. Orta yolu olmalı. Belediyeler amatör spora gereken desteği vermeli. Benim kişisel görüşüm. Evet. Çünkü oradan başlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ferdi sporlar da önemli. Ferdi sporlar masrafı az, başarısı daha kolay. İşte takip ediyoruz atıcılıkta. Şu anda Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu Ankara'dan evet, çıktı. Evet. Halter'de işte atıcılıkta, eskrimde yani bunlar çok çabuk başarıya ulaşabileceğin ferdi sporlar. Bunlara da biz öncelik tanıyacağız. Bunlarla da çalışacağız. Yani bunları da yapmamız lazım. Ama biz çocuklarımıza illa futbol oynasın, voleybol oynasın veya yüzsün değil de herkesin kendi istediği branşında eğitebileceğimiz bir ortam yaratacağız. Yine kadınları unutmayalım. Elemeye el becerileriyle ilgili belediyelerin entegre olduğu projeler varsın sanırım. Şimdi biz Kınalı Eller pazarımızı kuracağız. Gölbaşı siz de iyi biliyorsunuz. Kozmopolit bir yer. Yani 81 ilden insanların yaşadığı bir güzel bir şehir. İnsanların huzurlu, sağlıklı yaşadığı, bir arada yaşadığı bir kent yapacağız burayı. Aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri, yöresel ürünleri, yaptıkları işte el işleri, bunları satabilecekleri bir Kınalı Eller pazarı oluşturacağız. Yine şehirdeki veya köylerdeki işte köyden mahalleye dönen yerlerdeki hanımlarımız, bayanlarımız için de ipek halıcılık yaptıracağız. Bunlara tezgahlarını, bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlara tezgahlar vereceğiz. Ürettikleri ipek halılarını biz belediye olarak alıp satma garantisi vereceğiz. Var. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bunu yapmış arkadaşlarımızdan bununla ilgili çalışmaları aldık. Gazi'de bir hocamız bununla ilgileniyor. Bu işi inşallah Gölbaşı'nda hayata geçireceğiz. Arap ülkelerinin ipek halılarını biz vereceğiz yani enteresan. Buradan. Enteresan. Yani ipek halıcılığı evet. Çok zor bir alan değil mi? Zor ama güzel. Güzel bir para kazandırıyor. Para yani dolarlarla konuşuluyor. Evet, bindik evet. Dolarlarla konuşuluyor. O da beni cezbediyor işin gerçeği. Gerçekten yani insanlar para kazansın. Efendim Gölbaşı'nda resmi kurumlar var. Evet. İşte bir emniyetle ilgili, özel harekatla ilgili. 15 Temmuz'da da Gölbaşı bir kahramanlık destanı yazan bir ilçe. 15 Temmuz'la ilgili neler söylemek istersin? 15 Temmuz'da bu ülke çok büyük bir badire atlattı ve burada da en büyük zararı Gölbaşı gördü. Gölbaşı hakikaten Türkiye'nin en önemli ilçelerinden, yerleşim yerlerinden birisidir. İşte Türk satımızla, özel kuvvetlerimizle, özel harekatımızla, anayasa mahkememizle, MİT'imizle, Gölbaşı işte TEDAŞ Türkiye'nin elektrik dağıtımını yapıldığı alanla Gölbaşı gerçekten Gölbaşı'nın ya Ankara'nın Türkiye'nin en stratejik ilçesi konumundadır. 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattık. Çok şehit verdik. Sadece 50'ye yakın özel harekatta şehidimiz var. Çoğu da arkadaşımızdı. Tanıdığımız, Allah rahmet eylesin hepsini. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. O gün bu ülke çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Bu millet devleti sokaktan aldı. Bu millet olaya sahip çıktı ve o gün bu ülke birilerine dur dediyse bu milletin basiretiyle, bu milletin ayağa kalkmasıyla dedi. Bu millet gerçek gücünü gösterdi. Biz Gölbaşılı olarak o dönemde yani kahraman kazan oldu ama biz de Gölbaşı olarak kahraman olmayı hak etmiştik aslında. Bir uhde var değil mi böyle? Var. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Bu kadar şehit vermişiz ya. Ama gönüllerimizin kahramanı Gölbaşı. Yani gönüllerde evet. De olsun da biraz da şey olsa iyi olurdu. Öyle de olsun. Mutlaka onu Gölbaşı'da her vatandaştan evet, hissediyoruz, evet. Duyuyoruz. Bu burukluğumuz var ya. Yani. Var. Öyle bir burukluk var. Çünkü çok şehit verdik. Hakikaten şehit. Hep arkadaşlarımızı verdik. Hepsi tanıdığımız insanlardı. Evet. Çoğunu tanıyorduk yine. Yıl dönümünde burada gazileri ağırladık Gölbaşı'ndan. Her platformda ben söylüyorum. 15 Temmuz şehitlerinden Allah razı olsun. Bütün şehitlerimizden, amin. Gazilerimizden de amin. Allah razı olsun. O günü Allah bir daha yaşatmasın. Amin, amin, amin. Gerçekten kötü bir gündü. Bombaların düştüğü, Gölbaşı'nın sallandığı günlerdi. Biz onların şahidiyiz. En yakın şahitleri bizdik. Allah bu ülkeye böyle bir gün daha yaşatmasın. Amin. Efendim toparlayacak olursak son 5 dakikamız.
Bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle bizim 31 Mart'taki seçimin bir yerel seçim olduğunu, bunun Gölbaşı'nı yönetmekle alakalı olduğunu, biz Gölbaşı'nı yönetmeye talibiz. Bunun BK'yla veya başka bir şeyle bir alakası yok. Biz Gölbaşı'nı kim daha iyi yönetirin derdindeyiz. Biz daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. Daha iyi kadromuz olduğuna, daha Gölbaşı hakkında bilgimiz olduğuna, daha projelerimizin hazır olduğuna inanıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Biz Gölbaşı'nda hiç kimsenin burnu kanamadan, Türkiye'mizde, Ankara'mızda da aynı şeyleri, aynı dileklerde bulunuyorum. Bir seçim geçirmek istiyoruz. Seçim bitecek, hepimiz yine yüz yüze bakacağız. Yine biz aynı cenazede olacağız, aynı düğünde olacağız, aynı toplantıda olacağız, aynı kahvede olacağız. Bizim böyle bir kültürümüz var. Bunları bozmadan, bunlardan uzaklaşmadan bir seçim geçirmeyi temenni ediyorum. Bu seçimler bu ülkede son seçim değil. Seçimler gelir geçer. Önemli olan aramızdaki dostluğun, arkadaşlığın, millet olma bilincinin bir arada olmasını sağlamalıyız. Bu ötekileştirmekten vazgeçip insanlarımızı bir görmemiz lazım. Bu ülkenin 80 küsur milyon insanını bir görmemiz lazım. Kimseyi ötelemememiz, kimseyi dışlamamamız lazım. Bu milletin hepsi bize lazım. Hiç kimse bu ülkede öteki olmamalı. Herkes bizim arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Seçimler bitecek. Ben yüz yüze bakacağımıza inanıyorum yine. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ben her şeyden önce sizlere teşekkür ediyorum. Kanal 5 televizyonuna teşekkür ediyorum. İlginiz için özellikle teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten seçimlerle ilgili temenninize katılıyorum. Huzur ve barış içinde bir 30 Mart'ı atlatmak dileğiyle. Hepimizin temennisi bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, programı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.